Hititler ve Hattuşa, İştar'ın kaleminden, Muazzez İlmiye Çığı, Kitap Önsözü. 1996 yılında yayınlanan Sümerli Ludingirra adlı kitabım, Sümer kültürünü bir Sümer şairi ve öğretmeninin anıları olarak vermem dolayısıyla büyük ilgi gördü. Bu kitap hakkında benimle konuşanlara, Hattuşa, Boğazköy ve Hititlere ait ne bildiklerini sorduğumda hiç de olumlu bir yanıt alamıyordum. Halbuki Hititler bundan 3500 yıl önce kendi topraklarımızda yüzlerce yıl süren koca bir imparatorluk kurmuşlardı. Onlar bıraktıkları sanat eserleri, arşiv ve kitaplıklarıyla kendilerine ve o zamanki Anadolu halklarına ait bilgileri zamanımıza kadar ulaştırmış olan çok önemli bir ulustu. Anadolu'nun ortasındaki Boğazköy'de bulunan başkentleri Hattuşa, şehir surları, kapıları, saray ve mabet kalıntılarıyla meydanda duruyor. Orada yıllardan beri kazılar sürüyor ve her yıl yeni sanat eserleri, yazılı belgeler gün ışığına çıkıyor. Öyle olduğu halde aydınlar arasında bile onlar hakkında bilgi sahibi olmayanların bulunması beni oldukça üzdü. Diğer taraftan ülkemizde yetişmiş, hatta dış ülkelerde öğretim görevliliği üstlenmiş birçok Hitit oğluğumuz var. Onların çok değerli bilimsel yazıları ve kitapları yayınlanmış ve yayınlanmakta. Fakat ne yazık ki bunlar ancak belirli bir çevrede biliniyor ve okunuyor. Sümerliler gibi Hititlerin de tanıtılması için ne yapabilirim diye bir hayli düşündüm. Daha çok gençlere yönelmeliydim. Sonunda çocukluğumuzdan ölümüne kadar candan arkadaş, dost ve meslektaş olduğumuz Hatice Kızılay'ın devlet temsilcisi olarak Boğazköy kazılarına katıldığı ve 1958 yılında kızı İştar'ı da birlikte götürdüğü aklıma geldi. İştar'ın oraya gidişi, orada gördükleri ve yaşadıkları ile ilgili bir kitap yazmaya karar verdim ve hemen yazmaya başladım. Fakat bulunan tabletlerdeki konuları nasıl anlatacaktım? O zaman İştar'a bir günlük yazdırmanın yerinde olacağını düşündüm. Böylece onun günlüğünde kazıda bulunan tabletlerden bölümlerle o konularda annesinden veya başka yolla aldığı bilgiler yazılacaktı. Yazılar ilerledikçe kendimce bunun iyi bir seçim olduğuna karar verdim. Yapılan bu çalışmada şehir surları ve kapıları, mabet ve saray kalıntıları, yazılı kaya tapınağı gibi yerleriyle Hattuşa çocuk gözüyle fakat arkeologların yorumlarına göre tanıtılıyor. Bunlardan başka tabletlerde yazılmış Hitit halkının sosyal yaşamları, yasaları, kitaplıkları, saray entrikaları ve cinayetleri, ekonomileri, efsaneleri, falları, büyüleri, tarihsel olayları gibi çeşitli konularına kuş bakışı bakılıyor. Bu arada o günlerdeki gelenekler, inançlar, sosyal ve siyasal yaşam bugünle karşılaştırılıyor. Böylece 3500 yıl önceki zamanla bugün iç içe yaşanıyor sanki. 1958 yılından bugüne kadar Boğazköy'deki kazılar sürdü. Ayrıca Hititlere ait tabletler çıkan yeni yerlerde bulundu. Bunlardan Ankara'nın kuzeydoğusunda Ankara-Çankırı devlet yolu üzerinde inandık denilen yerdeki kazıda bulunan birçok eser arasında üzerinde renkli ve kabartmalı olarak Hititlerde kutsal evlenme törenini gösteren bir büyük keramik vazo ile Akatça yazılmış arazi hediyesi ile ilgili tek bir tablet çok ilginçti. Yine Boğazköy'e yakın Karadeniz bölgesinin kuzeybatısında bulunan Maşat Höyük'teki kazıda büyük bir kısmı mektuplardan oluşan tabletler bulundu. Bunlar üzerinde çalışan Profesör Sedat Alp, bu yerin eski adının Tapigga olduğunu kanıtladı. Son yıllarda Profesör Aygül ve Profesör Mustafa Süyel'in bulup kazıya başladığı Çorum'dan 50 kilometre güneyde olan Yerköy'de 3000 kadar tablet bulundu. Profesör Aygül Süyel, bu tabletler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu buranın eski adının Şapi Nuva olduğunu ortaya çıkardı. Sivas civarında Kuşaklı'da Almanlar tarafından son yıllarda yapılan kazılarda da bir Hitit yerleşim yeri ve tabletleri bulundu. Bu tabletlere göre buranın eski adı da Şarişa imiş. İleriki yıllarda daha başka Hitit yerleşim yerleri ve tabletler bulunacağından kuşku yok. Bu kazılar bilgilerimize yeni bilgiler katacak, Anadolu'nun bu eski tarihini daha çok aydınlatacaktır. Sözlerimi bitirirken her zaman olduğu gibi o günkü zor koşullar içinde bize bu bilimlerin kapısını açan ölümsüz Atatürk'ü şükranla anıyorum.
Kitabı yazarken sorduğum sorularıma cevaplarını esirgemeyen ve yayınlarından yararlandığım değerli Hititologlarımız Sayın Profesör Belkıs ve Profesör Ali Dinçol çiftine, Profesör Sedat Alp'e, Profesör Muhibbe Dargay'a, Profesör Aygül Süyel'e, Hocam Profesör Guterbak'a, Profesör Ahmet Ünal'a, Doktor Oğuz Soysal'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sevgili torunum Ömer Dedeoğlu'na bilgisayarda takıldığım, yapamadığım yerlerde yardımıma koştuğu, icabında yazılarıma yardım ettiği için de candan teşekkür ederim. 22 Temmuz 1999 Muazzez İlmiye Çığı.